Şu mutfağın haline bak. Kahvaltının pislikleri hala duruyor. Tamam anne, hallederim ben şimdi. Hadi sen çık. Eh gelin, eh gelin. Ne diyeyim ben sana? Tam takır kuru bakır. Karını ara, gelsin hemen. Evde maşallah yine eskisi gibi olmuş. Mutfağın haline bak. Dolapta desen bir kap yemek yok. Bu saat oldu, karın hala Defne'nin yanında. Ne iş var onun orada ha? Niye gönderiyorsun onu? Tamam anne, sakin ol. Gelir şimdi. Sakin falan olmayacağım. Sen karına söz geçirmeyi öğren. Aa, senden geçtim ama geçtim. Tabii sen öyle göklere çıkarta çıkarta ipleri verdin eline. Eskiden birazcık benden çekinirdi. Şimdi torun oldu ya, öyle cakasından geçilmiyor. Ya sen demedin mi onu, torunum olsun senden başka bir şey istemiyorum diye? İyi. Başımızın üstüne çıkartalım o zaman. Torun oldu da ne oldu, kucağıma mı verdi? Hasret kaldım torunuma. Bizden daha çok görüyor o Defne. Ya anne ayıp valla, konuşma şöyle. Ayıpmış. Avukat oldunuz başıma hepiniz. O kutubet sizi büyü mü yaptı, ne yaptı bilmiyorum ki. Ha, toz kondurmuyorsunuz karı koca. Ya ne diyorsun anne, ne büyüsü Allah aşkına ya? Hem Defne Hanım'ın bize çok iyiliği dokunuyor. Oğlum aç gözünü. Bu devirde kimse kimseye karşılıksız iyilik yapmaz. Meryem işini yapmasaydı hoş tutar mıydı? Ha? Çalışmayaydı iki günde kapının önüne koyardı. Öyle değil anne ya, öyle değil. Bak işte, işe döndürmek için yapıyor bunları. Kanmayın. Meryem çalışmayacak bundan sonra. Başkasını bulsunlar. Biz Ahmet'imize yeteriz evelallah. Ya anne yine bilip bilmeden konuşuyorsun ya. Yine bilip bilmeden konuşuyorsun. Neyi bilip bilmeden konuşuyorum ya? Neyi bilip bilmeden konuşuyorum? Söyle de öğreneyim o zaman. Niye bu kadar müdanaa ediyorsunuz bu kadına? Çünkü o Ahmet'in süt annesi. Ne? O besliyor oğlumu. Yazıklar olsun.